Evet sevgili seyirciler şimdi stüdyomuza dönüyoruz. Zonguldakere ile belediye, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buket Müftüoğlu aday adayı. Kusura bakmayın şimdi böyle bir gündem <laughs> yoğun ve karışık ki hem bakıyorsunuz siyaseten öyle öte yandan şimdi bir Fırat'ın doğusuna operasyon söz konusu. Evet, evet. Bir taraftan bugün sabah Ankara'da yaşanan o acı kaza gerçekten çok yoğun Türkiye bu sıralarda. Evet sizi nasıl gidiyor çalışmalarınız adaysınız? Hmm. Valla e, çok güzel gidiyor. E, şu ana kadar e, olabilecek e, bütün kriterleri e, tamam görüyoruz ekip olarak e, bunu söylüyorum. E, açıkçası bugüne kadar e, hakkım ve haddim olmadan hiç e, bir yere bir adım atmadım. E, bunda da kendimi parti yöneticilerinin yerine koyarak düşündüm. Genel Başkan'ın verdiği demeçleri çok iyi dinledim. Hatta 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde birlikteydik. Sayın Genel Başkan Fatma Köse de programa yönetti. Orada söylenen de Genel Başkan'ın çok güzel vuruşları oldu aslında o toplantıya. Çok fazla basında yer almadı ama benim yıllardır söylediğim ve savunduğum bir noktaya değindi. Dedi ki keşke kadın kolları olmasa partilerde. Yani ben kadın kolları olmasını bir ayrımcılık olarak görüyorum. Hı hı. Cinsiyet kotasını, bunu parti meclisi üyeliğimden beri söylerim, cinsiyet kotasını bir ayrımcılık olarak görüyorum. Liyakatın işlediği, insanlara eşit hakların verildiği, kadınlara eşit hakların verildiği demokratik sistemlerde Bence e, bunu cinsiyet kotası sözüyle saklamadan e, açık açık e, kadın ve erkek eşitliğini yüzde 50 yüzde elli yapalım e, evet. diye düşünürdüm. Ki genel başkan da aynısını söyledi. Dedi ki işte bir mücadele verin, e, kadın kolları gerekirse kalksın, ana kademe yönetimlerde yüzde 50 kadınlar söz hakkı, na sahip olsunlar. Yerel yönetimlerde, belediyelerde keşke %50 belediye başkanlarımız kadın olsun. Millet Meclisi'nde yine aynı şekilde. Keşke %50 ile temsil edilebilsek. Bunlar insanı heyecanlandıran güzel sözler. Ben hemen bu konuşma sonrasında başvurulara baktım sayı olarak. Türkiye'de 1348 tane belediye var. Bizim Cumhuriyet Halk Partisindeki kadın başvuru sayımız 160. Çok. Ee, bu 160 kadın adaydan yüzde yani yüzde 10 civarıyız şu anda. Bunların yarısı adaylaşsa yani yüzde 50'si her başvurana adaylaşsa sonuçta yine yerel yönetimlerde sadece yüzde ile temsil ediliyor olacağız. Bugüne kadar açıklanan belediyeler diye baktığınızda bu oran da yüzde bir evet. Da <laughs> Dolayısıyla hayalimiz yüzde <laughs> elli, gerçekliğimiz yüzde iki gibi. Evet, bu hayalleri gerçekleştirmekte. De... Size kalıyor işte maalesef. Ee, Yine evet. kadınların <laughs> gücüyle bir şekilde çok çalışıyorsunuz biliyorum ben. Bu ikinci programımız. Bu arada projeler ekranda onu da belirtelim izleyicilerimize. Anlatmak ister misiniz projelerinizi? Tabii tabii anlatmak isterim. Şimdi öncelikle biz kendimizi tanıttıktan sonra ki benim aynı bölgeden iki kere beşinci sıra milletvekili adaylığım var. Dolayısıyla... E, halkın yakından tanıdığı bir e, isim olarak yola çıktım. Bu işimizi biraz daha ve kolaylaştırdı. Bir <laughs> teşekkür, <Ereli> ederim. <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şimdi güzel olan insanın kendi yöresinden ben onu söylüyorum. E, zaman zaman e, örgütün içerisinde de e, belli isimler zikredilerek gitsin kendi memleketinden aday olsun diye örgütten çıkışlar vardır. Ee, örgütün içinden gelen biri olarak ben gerçekten insanların kendi memleketlerinden e, bir adım atmalarını ve kendi memleketlerine faydalı olmalarını, siyasi birikimlerini, hayattaki bütün o e, artılarını ve tecrübelerini e, kendi memleketlerinde yeşertmelerini savunan e, bir insanım. O yüzden e, bugüne kadar ne biriktirdiysem… Ne öğrendiysem hepsini Karadeniz Ereğli için yansıtmaya ve hayata geçirmeye hazırım. Halktan çok güzel teveccüh aldık Ezgi Hanım. Beni en çok mutlu eden, hatta 1200'e yakın messenger mesajı aldım. Onun haricinde telefon rehberimde 3000'e yakın isim var. Whatsapp sürekli hem destek mesajları e, hem de çok önümüzü açan Sadece partili günümüzü değil, değil partili mi? işte güzel olan burası evet. e, şöyle oldu e, buna parti ismi vermeyeceğim insanları zora sokmak istemiyorum ama e, muhalif kanattan muhalif kadrolardan e, yöneticilik yapmış isimlerden tutun da Bugüne kadar sola hiç oy vermemiş insanlara kadar ve bu görüşlerini hem sosyal medya aracılığıyla bildiriyorlar hem de benim bunları paylaşmamda bir sakınca görmüyorlar. Güzel olan taraf burası. Birlikte gözükmekten, birlikte yol yürüyor olmaktan mutlular. Hatta kendi genel başkanları için valla vallahi gelip bana sorsa işte bu adaylar arasında Ereğli'ye en faydalı olacak ben bu insanı gördüm derim. O da beni destekler ve tasdikler diyecek kadar özgüven dolu yaklaşıyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. tabii ilçenin Eski ve köklü ailesi olmak e, benim çabamın yüzde ellisi. Yani ben buradan tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. E, 1880'de Ereğli'nin ilk belediye başkanı e, Halil Zade, Müftü Zade Halil Kaptan'dan e, Buket Müftüoğlu'na kadar geçen süreçte o beş kuşak hı hı. E, şehre hiçbir tatsızanı bırakmamış. E, kimseyi üzmemiş bizim örf, anane ve geleneklerimizde ve kültürümüzde ticareten, ahlaken hiç arkasında şaibeli bir hikayeye karışmamış. Dolayısıyla bu 130 yılın aslında kaymağını yiyorum şu anda. O yüzden buradan atalarımı rahmetle anıyorum, babam dahil olmak üzere ve hayatta olan, kardeşlerime, orada yaşayan erkek kardeşime ve amca çocuklarıma hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Çünkü aile içerisinde en ufak bir şaibe, en tatsız bir toplum nezninde çirkin olan bir hikayeye maruz kalmış bir aile olsaydık ben bu aday adaylığını özellikle yerel yönetimde gerçekleştiremezdim. Tabii. O zaman e, hikayesinde e, bir takım üzücü, e, çirkin e, hataları olan ve benim eleştirdiğim insanlara benzerdim. O yüzden öncelikle buradan e, şükranlarımı sunuyorum aileme. İkincisi e, şehrin bizlere verdiği, yani bu 1980 öncesi e, 0-15 yaş dönemini geçirmiş gençler olarak şehrin bizlere verdiği en büyük değer spor <laughs> ve sanat. Dolayısıyla e, çok şey öğrendik, e, kendimize çok şey katarak geldik. E, daha önceki programda da söylemiştim, e, tekrar edip e, sıkmak istemiyorum izleyicileri ama e, altı dalda e, spor yaptım, e, milli oldum, e, Türkiye derecelerim oldu. Ve hala spora aynı şehirde devam ediyorum. Ee, hayallerimizin içerisinde e, bugün bir e, sosyal devlet anlayışını sadece kağıt üstünde e, bırakmış e, bir e, devlet yönetimi olarak, üniter yapıdan hızla uzaklaşan bir devlet yönetimi olarak, hiç olmazsa yerel yönetimlerde bu sorumluluk bilincinin e, taşınması taraftarıyım. E, bizler... Altı Ok ilkeleriyle büyümüş e, ve Altı Ok'u hayat şiarı edinmiş insanlarız. E, kimler bunlar? İşte hiç parti değiştirmemişler. E, politik ve konjonktürel ve popülist e, o partiden bu partiye gezmemiş. E, halkın teveccühünü her zaman e, aynı noktadan bakarak ve aynı noktada kendini geliştirerek sağlamış insanlar. Dolayısıyla devletçilik ilkesi maalesef Türkiye'de unutulan bir ilke artık. Biz hala spor yapıyoruz. Geçen sene Adana'da Türkiye yarışlarına girdik. Gençler yani kızımın arkadaşları 17-18 yaş grubu. Soruyorlar siz bir para alıyor musunuz işte hafta sonları <laughs> saatlerce antrenman yapıyorsunuz size bir şey ödüyorlar mı diye soruyor. Yani amatör spor bilinci bugün 0-20 yaş arası gençlikte maalesef yok. Bizim tabii çok büyük şansımız Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın Karadeniz Ereğli'de kurulmuş olmasıydı. Aynı zamanda Ereğli Demir Çelik Fabrikaları. E, düşünebiliyor musunuz? Yani 1950'nin sonlarından 2006'da tamamen özelleşene kadar e, sporun bütün dalları Karadeniz Ereğli'de mevcuttu. Ve e, buna sanat da dahil olmak üzere yani müzik, e, bale ve dans da buna dahil olmak üzere hepsini e, amatör yapardık çocukluğumuzda. Şimdi benim hayalim o özlediğimiz, e, yetiştiğimiz Karadeniz Ereğli'ye belediyecilik, imkanlarıyla tekrar eski günlerine getirmek. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka öncelikle ekonominin düzelmesi gerekiyor. Şöyle söyleyeyim Ezgi Hanım, kaderine razı olmuş, umutsuz, ümitsiz, siyasetten artık hiçbir beklentisi kalmamış, siyasete inanmayan, e, iyilerin ve hak edenlerin layık olduğu yere gelemeyeceklerine kanaat getirmiş bir e, ereğli halkı var şu anda birlikte. Ve hızla değişmesi gerekiyor. E, çok değiştirdik ekip olarak e, ben ve arkadaşlarım bütün o inananlar e, romantik gerçekçiler diyorum ben kendimize e, bütün o romantik gerçekçiler bir araya geldik ve Yaşadığımız yerde Ereğli'de. Bunu bunu keşke şansımız olsa ülke çapında yapabilsek. Ama hedefi küçültüp e, kendi kapımızın önünü süpürerek e, bu partiye ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekasına nasıl faydalı olabiliriz diye baktığımız için e, ben böyle bir göreve talip oldum. Çünkü <laughs> maalesef ölümü gösterip sıtmaya razı edildiğimiz. ...bir sistem içerisindeyiz. Ee, zaman zaman... E, ...çeşitli partilerin... ...adayları arasında da... ...aynı şey geçerli. <laughs> o kadar kötü... ...iki seçenek arasında... ...insanlar kalmışlar ki... Hı hı. E, ...kötünün iyisini seçmek... ...zorunda olmak gibi bir... E, ...gerçeklik evet. var. Ve ben o zaman hep aynı şeyi söylüyorum. Mustafa Kemal'in sözü... ...çok severim... E, Ehveni şer, şerlerin en beteridir der. Yani kötünün iyisi, kötülerin en kötüsüdür der. Dolayısıyla ben bir umut olmak için çıktım. Evet. Sayın Genel Başkan'ın kadın adaylarda partiye emek vermiş, örgüte emek vermiş kadın adaylarda pozitif bir ayrımcılık yaptığını yakınen bildiğim için cesaretlendim. Bu zamana kadar da elimden gelen bütün çabayı gösterdim. Neler yapabileceğimizi anlattım. İnanılmaz bir destek geldi. Şöyle ki, ben Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi mezunuyum. Bizim 20 bin mezunumuz var. Bu 20 bin mezun içerisinde Türkiye'de çok başarılı insanlar var. Uluslararası şirketlerin genel müdürleri var, CEOları var, yönetim kurulu üyeleri var. Aynı zamanda ...dünyaya yayılmış başarılı bir iş adamı ve iş kadını profili var. Hı hı. Örneğin projelerimizden bir tanesi meşhur Karadeniz Ereğli pidesinin lezzet akademilerini kurmak. Yani mutfak sanatları akademisini kurup sadece bu pideyi yapan ustaları yetiştiriyor olmak. Çünkü şu anda son kalan ustamız Hasan abi... Babam 1940 doğumlu Hasan abi derdi düşünün. Dolayısıyla şimdi 70'lerinin sonlarında yaşı. istediğim böyle bir projenin canlanmasıydı. Bu projeyi paylaştıktan birkaç saat sonra İngiltere'den bizden yaşça büyük çok sevdiğimiz bir abimiz aradı Kadri Ceylan ve dedi ki dünyada 160 ülkede Karadeniz Zeyrelli Pidesi'ni e, franchise sistemiyle açabilecek bir yatırımcım var. E, buna ayrılmış bir para var. Hı hı. ve buketçim tek eksik ne biliyor musun dedi ne kadra abi dedim usta yok dedi <laughs> evet belki. gibi <laughs> çok teşekkür ediyoruz ee, başarılar diliyoruz çalışmalarınız devam ediyor bir taraftan çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için ben teşekkür ediyorum görüşmek üzere evet sevgili seyirciler Songuldak Ereyli Belediye Başkan Adayı buket Müftüoğlu konuğumuzdu haber masasını burada noktalıyoruz